Evet, kod konseptin nasıldır başlığı altında incelediklerimizi kısaca özetleyelim. Kod konseptin arkadaşlar öncelikle bir kodun nasıl çalıştığını ele aldık. Kodun senkron ya da asenkron çalışabildiğini, temelde varsayılan olarak kodun senkron çalışmayı kabul ettiğini ele aldık. Devamında kod konseptinin nasıl olduğunu inceledik. Kodun bir konsepti vardır. Bu konsept genellikle sağdaki gelen veriyi, üretilen veriyi soldaki bir değişkene ya da referansa atama operasyonu olduğundan bahsettik. Yani sintaksın temel semantiğin %90'ı budur diyebilirim. Zaten diğer istisnai semantiklerin hepsini ben size burada göstermiş olacağım. Bu eğitimde ve sonraki eğitimlerimizde hepsini görmüş olacağız. İki nokta, daha doğrusu noktalı virgül operatörü yazılan kod konseptinin sona erdiğini compiler'a bildiriyor. Yani diyor ki burası bir konsept. Daha sonraki kodun başladığı, bu kodun bittiği, daha sonraki kodun başlayacağı konsepti bildiriyor. Dolayısıyla sürekli kullanacağımız bir operatördür. Bundan bahsettik. Satır satır kod mantığının olmadığında, sizin aslında yazmış olduğunuz o satır satır kodları senin benim daha rahat okuyabilmemiz için o şekilde yazdığımızdan bahsettik. Normalde kodu karışık bir şekilde ya harf harf yapamayız ama keyword satır satır da yazabilirsiniz ya da hepsini tek satırda da yazabilirsiniz. Bunun farkındalığını edindik. Satır satır mantığından ziyade bir kodu okurken konsept mantığında okumamız gerektiğinin farkındalığında olduk. Evet. Kod konsepti nasıldır başlığı altında biz kullanacağımız dille ilgili bir yazılımcı edasıyla farkındalık oluşturduk. Artık bu farkındalığı da cebimize koyup bundan sonra konularda kullanacağız. Tabii yer yer önceki konulardan ne kadar faydalanacak olsak da yeri geldi mi önce konulara tekrardan temaslarda bulunmaktan kaçınmayacağım. Bazen hatırlayacağız, bazen ileriye gideceğiz, ilerideki temaslarda bulunacağız, ileriye temel atacağız. Arkadaşlar eğitimimizi bu şekilde A'dan Z'ye sağlam temellerde inşa etmeye çalışacağız. Kod konsepti nasıldır konusu bitmiştir. Bundan sonra tür dönüşümleri nedir, ne değildir, gelin bunları inceleyelim.